ikaz aslında yok sayılıyoruz zaten. Üstünde ufak tefek karalar verilip kapatılıyor bu ifade. Bunlardan kaynaklı olarak aslında devlet sendikacılığı, yani bir ücret sendikacılığından ziyade bir yaşam hakkı savunuculuğu, bedene sahip çıkma neticesinde çıkan bir sendika. Ve bu sendikada son karar meclisi işçilerde oluyor. Çoğu gittiğimiz yerde komiteleri kuruyoruz, komitelerde karar meclisi, komitenin kendisi sorun, sıkıntıyı, akabinde çözüme dair patronla görüşmeyi komitedeki arkadaşlar çözüyor. En son raktede biz giriyoruz ve yanında olmamızı istedikleri anda biz oluyoruz. Yoksa sözlediğimiz gibi karar merceği her zaman işçidedir. En sonunda şeyde gördük yani, bu DGDS'nin çoğunluğunda mikros depo işçilerinden gidiyorlar. Hatta sizin direnişinin olduğu dönemde mikros direnişi de diyebiliriz. Migros'ta bir sürü direniş yaptık. COVID-19'a dair pandemide direnişler yaptık, gündeme alınmadı. Koca koca sendikalar COVID-19'a dair hiçbir söz söylemezken bağımsız sendikalar, ufak çaplı sendikalar söz söyledi. Onun akabinde bir değişikliğe gidildi diyorsunuz. COVID-19 değil, COVID-46 oldu, COVID-45 oldu. Bir kampanya hikayesi de sevgili direnişleriz. Ama bunun kendisi emin hakkında yine de bir kazanım veya devletin o kendini geri çekme süreciydi. O yüzden biz bunu doğru bir yerde bulduğumuzu düşünüyoruz o nedenle de gerekenleri. Yine bu Migros depo işçilerinin hikayesinde de biliyorsunuz 357 işçi attı işlere. Ancak nasıl atıldı? Bu işçiler bir sene boyunca iş sağlığı güvenlik hususlarına dair patronla konuştular. Görüşmeler yaptılar, iş bırakma eylemleri yaptılar. Bir sene boyunca günde bir saat olmak üzere. En nihayetinde çözümsüz kalması üzerine iş bırakma eylemleri sürdürüldü ve kazanımı sonuçlandı. Şu anda DGDS'nin garantörlüğünde orada bir inşaat süreci var. Nasıl işten çıkartma yapamıyorlar. Koşulları güzelce bir durumda kaldı Migros deponun. Ve birçok Migros deponun arkadaşlar aranıyor. Yani onlarla toplantılara giriyoruz. Yine işte daha iyi koşullarda çalışıyor. Sen bir depo. İyi biz o koşullarda çalışıyoruz veya ücretimiz bile farklı diyorlar. Kazanım emniyetine niye işçiler mücadele ettiğinde daha bilinç işte oradaki nasıl birlikte olursak güçlü oluruz hikayesini biliyorlardı. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Migros'un tamamında mı? Şöyle en son Esenyurt oldu. Esenyurt kazanımla sonuçlandı. Başka yerlerde de kısmi oluyor. Ama Esenyurt net nezdinde garantörlüğü bizdi. Diğer senin yani yerlerdekiler için konuluyor. Beyaz yakalılar da aynı mı içinde? Ya çoğunlukla depo işleri. Depo işleri. Çünkü beyaz yaka kısmı farklı sendika için. Ben onu aynen. Onun oğlu iş kolonlu. Bu şekilde bu peki asbest niye yaptık hikayesi? Yani bir eğitimi neden düşündük hikayesi? Hem hocalarımız anlatacak. Nasıl bir sömürge olduğunu devrimde sizi işte cinayetlere muhatap bırakmak, aslında mekanımızdan asbeste dair çok bilgi yerinde mücadele eden hocalarımız daha önce zaten burada direnişle bu arada şu detayı vereyim. Aslı hocanın seyir orada hakkı yanıt alacak. Direniş zamanında Aslı hoca o işte Avrupa'daki denetleme mekanizması dediklerimizi harekete geçiren hoca. Bayağı orada uğraş verdi kendisi. Kenan Hoca da keza asbest ürününe dair birçok böyle dernekleri gibi yüklü faaliyet başlıyorlar. Emeklerine sağlık. Kenan sizler hoş geldiniz. Bir tam buradaki vaktim. Akşamlar. Yatay eklemleri boyunca gerilme dirençleri çok fazla, dikey eklemleri boyunca
çoğu göze görünür. Size anlatıldığı gibi göze görünmeyenlikler de vardır, doğru. Ama birçoğunun özellikle geri saatte, geri ileri koşan, Johnson'ın içerisinde itiraf etti, göze görebilirsiniz. Birçok ileri adamın itiraf etti, karşı etti, göze görebilirsiniz. Hocam az daha yüksek ses. Tabii. Afresin tehlikeli olması, tehlikeli afres hangi afresin tehlikeli afres? Bir bölü üç var. Yani çevir oranındaki böyle görünmeyen afresin alkollerini taşıyor. Onlar tehlikeli. Çünkü onlar akciğerlerine geliyor. Gözle görmüş olduğunuz afres tipleri parçalandıkları zaman çok rahat bir şekilde 5 mikronun altına düşebiliyorlar. Doğal olarak alkollere kadar ulaşabiliyorlar ve bu da çok ciddi sağlık sorunları yaratıyor. Liflerin dış yüzeyi çok kırıldı, çengelli. Bu nedenle akciğerlere saplanıyor veya iğnemsiz oluyor, kuşları kırık olabiliyor. Alkollerden tekrar vücuduna atamıyor. Ama şu detay önemli, burada 5 mikrondan daha uzun lifler olmak zorunda, 10 mikrondan da daha küçük olmak zorunda lifler alkollerindeyle. 5 mikrondan daha küçük liflerin çoğunu vücudumuz atlatıyor, sevimliz olan tarafı bu. Ama 5 mikrondan uzun olan lifler kesinlikle akciğerlerimiz atamıyor. Olumsuz etkili 25-30 seneyi bulabiliyor. Daha sonra kendini olumsuz etkilerini göndermeyebiliyoruz. Afresin iki ana grubu ayrılıyor. Serpantin ve amfibol grubu diye. Serpantin grubu piyasada kullanılan krizotil afresini ifade ediyor. Aslında krizotil afres sanayinin sanayide kullanılan afresin %90-95'i krizotil afres. %5-10 arasında olanında amfibol grubu afresler. Bunların içerisinde en tehlikeli olarak nitelendirilen makrofolo nitelen mavi afres nitelendiriliyor. Ama tabii şöyle bir yanlış kanı olmasın. Afresin tamamı ve bütün çeşitleri zararlı. Yani biri daha çok zararlı dedik doğru olmayabilir. Afresin solunmasına bağlı olarak afresin bir hastalığı. Karciğer kanseri ve özel yama kanseri gibi yani birçok hastalık oluşabiliyor. Plevral plak dediğimiz darda kalınlaşma hastalığı da bunun içerisinde. Antik çağdan bu yana dünyanın birçok bölgesinde iyi bilinmekte ve kullanılmaktaydı. Finlandiya'daki maden yataklarında tunç devrinde afres çıkarıldığında yiyecek ve kaplarda kullanıldı. Kırımlı ocaklarında kullanıldığına dair izler bulunmakta. Yine Grönland'ın çölden buzlar içerisinde çıkan insan yapımı malzemelerde afres edildi. Yine Cengiz'in askerlerinde ve miktarlarında ve yapı malzemelerinde afres kullanıldığını belirlenmiştir. Yine Marco Polo'nun Asya seyahatleri sırasında gördüğü ve yazdığı yan yan kumaştan elbiselerden bahsetti. İşte o elbiseler aslında asbestten yapılmaktaydı. Yine bir takım sigara markalarında asbest ve sigaraların titrelerini kullandı. Özellikle mavi asbest, şeker sigarasının gördüğü tek yansıdan görüldü. O kent sigarasının içerisindeki mavi asbestlerini görüyoruz. Yine toprak kaplarında ülkemizde toprak kaplarda kullanıldı. İletim Derneğimiz bununla ilgili çalışmalar yaptı. Basında da çok şey yer buldu. Özellikle Eskişehir'de sağda görmüş olduğunuz, sağda görmüş olduğunuz Eskişehir'de bir süreç kaplı içerisinde kromatik tespit edildi. Yani aslında kuluşundan dolayı toprağın yapıldığı yerde tabii bir o detayı bilmiyoruz ama sonradan mı katılıyor ya da toprağın çıktığı yerde var mı onu bilmiyoruz ama bu sebeple sonradan katıldığını düşünüyorum. Daha mukavemetli olsun diye. Yine bu ekranda görmüş olduğunuz bir geminin püskürtme afresi veya dişatlarda da bunu görmek mümkün. Yani bu direkt afresi püskürtme de yazım afresi olarak kullanıldı. Bu çok tehlikeli doğal olarak. Sol tarafta yine bir eternit çatı kaplama malzemesinin içerisinde mavi ve beyaz ipleri göreceksiniz. Beyaz ipler çok gözükmüyor belki ama mavi çok net şekilde gözüküyor. Krokodil afres ve krizotil afres. Bunu gözle görmeniz mümkün. Herhangi bir çatı kaplama malzemesi aldığınızda zaten herhangi bir mikroskola veya laboratuvara gerek olmadan bunu çok rahat bir şekilde tespit edebilirsiniz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz boru izolasyonlarında kullanılan afresin örneği. Yapmış bir şey boru izolasyonunun hemen üzerinde bir taş yürü var. Taş yürü üzerinde başka bir katman var. Ve kağıdın üzerindeki gri ağırlık aslında afres de var. Şimdi burada kullanılan afresi belki gözle görmek çok mümkün olmayabilir. Ama yine kullanılan afresin çeşidine bağlı olarak eğer serpantin grubu afres kullanıldıysa veya ciddi amfibol grubundan afresler kullanıldıysa onu da gemide görmeniz çok mümkün. Dediğimiz gibi afresin zaten %90'ın üzerindeki serpantin grubu ve gözle görülebilen 1 saat, 2 saat, hatta kullanıldığı malzemeye göre 3-4 saatine kadar çıkan demetler şekli zaten çok rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.
Yine afetli kullanımda değişik materyaller var, onlardan örnek verdikleri. Mesela sol tarafta görmüş olduğunuz bir kedi veya köpek kulübesi, afetli çimento olan yapımlar. Sağ tarafta gördüğünüz gibi burada pişirme katlığı, terasın içerisine katılan afetli bir ürün. Yine sıkça basında gördüğünüz bir sıkça dinlendiğimiz afetli tuvalar aslında bunlar. İşte bir ülkemizin yine İller Bankası'ndan, İller Bankası'nın verilerine baktığımız zaman 1990'ın sonuna kadar yaklaşık ülkemizdeki su borularının %70'inin asbestli su borusu olduğu hala söyleniyor. Ve şu anda da herhalde benim kendi tahminime göre %50'nin altına düşmüştü. O kadar yenilenme olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yine bununla ilgili verilere İller Bankası'nın İller Bankası'nın 5 yıllık kalkınma planlarına baktığımız zaman asbestli su borularının üretimiyle ne kadar üretilmesi gerektiğiyle 5 yıllık kalkınma planlarında bunlar belirtilmiş. Miktarları da belirtilmiş. Şimdi çatı kaplama malzemesi de kez aynı şekilde. Yani doğal olarak ülkemizde belki de burada bile asbestli su borularına hala çıkışıyoruz. Şimdi asbestli su borularında değişik ürünler var. İşte sol tarafta en yukarıda görmüş olduğunuz yapay kar şeklinde kullanılmış. İşte yılbaşılarında veya ne bileyim kutlamalarda kullanılacak şekilde veya dinlendirilirlerdi. Orada da görmüş olduğunuz asbestli endiler. Yine hemen onun yanında asbestli kumaştan yapılmış bir bütün masası. Hemen onun yanında yine fabrikalarda, gemilerde kullanılan halat bari, yanmaz kumaları halattan oluşan bir örnek. Bu hatta bir fabrikadan alınan bir örnek. Yine aşağıda bildiğiniz gibi eternit dediği veya kimin eternit dediği markalıyla dilenlediği asbestli çimento, çimentolu çatı kaplama malzemesi. En sağda görmüş olduğunuz kedi veya köpek tasması yine Avrupa'da kullanılan ürünlerin başında gelmiş. Ülkemizde yani hayatımız neresinde biz asbestle çok sık karşılaşıyoruz? Evlerimizde seramik ve seramik yapıştırıcılarında, mahalle ve mahalle yapıştırıcılarında, yine gemilerde veya inşaat sektöründe, contalarda, sağma sıralarda, horizontal yolunda, elektrik ekipmanlarında, marjunlarda ve tabii ki de fren balatalarında. Yani fren balataları biliyorsunuz hep sadece otomobillerde, araçlarda kullanılıyor, gemilerde veya değişik endüstriyel makinalarda çok sık. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Bir tesisin fren balatası asbestli diye değiştirmek istenilmişti. Sökülüp yerine asbestli olmayan fren balatası takılmıştı. Devlete ait bir kurum bu arada. Asbestli olan fren balataları randıman vermediği için tekrardan sökülüp asbestli fren balatası tedarik edilmiş, tekrar takılmıştı. Yine gemilerde ve yine sanayi çöplerinde kullanılan contalar. Burada da şöyle bir örnek vermek isterim. Aslında şurada görmüş olduk. Kahverengi contaların %95'i asbestli değildir. Kahverengi conta gördüğünüzde tamam bu asbestli de değil. İşin içinden direkt çıkabiliriz. Ki gerçekten böyle. Yani sağdaki tecrübelerimiz bize bunu gösterdi. Yeşil contaları gördüğünüzde yeşil contalar aslında asbestli contalara muadil olarak yapılan, asbestsiz olduğu düşünülen contalar ama onlarla da üçüncü olarak diye düşünebilirsiniz. Yani biz yeşil contaları gördüğünüz zaman yani %30 olasılıkta asbest var diyebilirsiniz. Yine pudralarda asbest karşımıza çıkıyor. Yine derneğimizde iki sene önce 2020 yıllarda yaptığım bir çalışma var. Pudralarda basın yayın organları vasıtıyla da aklımda duymuştum. Yine hemen sağ tarafında görmüşüz oluruz. İlaç sektöründen yapılan bir çalışma. Bir ilaç üzerinde yaptığımız çalışma. Hatta bu haşere ilacı aslında. Bir gün normal ilaçlar üzerinde de yaptığımız çalışma var. Ama bunu henüz neticelendirmedik. Çok orada paylaşmadık. Yani ellerimiz bu karınca evi bu arada. Karınca evinde asbest. Peki nasıl oluyor asbest karınca evinde? Takviyeleri kullanılıyor. Takviyelerimizde asbestle yapılan olarak aynı formda veya aynı jeolojik yapılarla oluşuyor. Yani takıl olarak asbest takmıyorlar ama kalbin kendisinden kaynaklı asbest işin içerisinde giriyor. Kuşu da demek aynı zamanda. Kalbin katıldığı endüstriyel ürünler veya üretilen ürünlere baktığımız zaman hayatımızın birçok alanında tam kullanılıyor. Belki de şu oturmuş olduğumuz sandalyelerin plastiğine bile katılıyor veya piyazın pencere doğramaların içerisine bile katılıyor. Yani bir şekilde asbest hayatımızın birçok noktasına girmiş vaziyette. Aşağıda solda görmüş olduğunuz Elazığ yöresinden alınan bir orçik, orçik deniliyor. Orçikmiş, bence bu diyebiliyordum. Onların yine yapımında katılıyor. Yine pekmezleri katıldığı gibi. Yani bununla ilgili çalışmalarımız var. Yani tamamen raporlanmış şeylerdir bu arada. Yine şu sahada görmüş olduğunuz para çantası yapılmış. Avrupa'da bu internetten aldım. Örneğin yanmaz para çantaları yapmışlar. Yine
tarih boyunca yan maske şeklinde de bir de ürünler üretmişler. Yine gemilerde, tabii burası Ali Ağa olduğu için burada gemi daha önemli. Gemilerden daha iyi biliyorsunuz. Sadece teorik bilgileri de buluşlardır. Biraz hatalar yapabiliriz, hatalar sorsak falan dedi. Yine gemilerin birçok alanında asgari bulunabilir bir şekilden de gördüğünüz gibi makine daireleri, pompa daireleri veya işte geminin bazı yaşam alanları birçok alanında aslında karşımıza çıkıyor. Yanlış tahmin verdim ama şöyle bir durum var. Gemilerin ekonomik ömrüyle de ilgili bir durum bu. Gemilerde de şöyle bir yaklaşım yapıyoruz. Yani atıyorum 1995 yılında Afkes genel anlamda Avrupa'da yasaklandı. Avrupa'da üretilen gemilerin birçoğunda Afkes aslında sadece jondaları veya horizon rasyonları şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama Avrupa dışında yapılan ülkelerde yapılan gemilerde her tarafında Afkes kullanılmış olması ihtimali var. Orada da öyle bir yol izlenebilir. Yani proaktif yaklaşım olarak. Yine endüstride aslında endüstrileşmesi, biraz önce bahsettiğimiz örneklerin çoğu şeydi, endüstriyel ürünlerde üretilen örnekler ama tarih boyunca da değişik alanlarda yine kullanılmış. Endüstride hatta genel anlamda 19. yüzyılın sonlarına doğru artık endüstrileşme kullanıldı. 20. yüzyılın başlarında da agresif paralar artık tartışılır oldu. Yani aslında biliniyordu. Bunlar da bildiğim bir tane öyle değil mi hocam? Yani bununla ilgili teknik raporları var. Gerçekten yaptığı çok getirmiş olduğu çalışmalar var. Yine dediğim gibi çimento üretilmesi ve asbest kullanımı tüm dünyaya yayılmış oldu. İşte bir ülkemizde 5 yılda kalkınma planlarına ne kadar asbestli çimentolu boru üretiriz veya ne kadar asbestli çatı kaplama alanı üretiriz diye bir takım projeksiyonlar ve planlar öne sürerek ülkemizde genel anlamda üretilme olayına girmişler. Yine Türkiye asbest rezervleri takımına dünyanın 5. ülkesi. Kristodil asbest yatakları Sivas, Erzincan, Tokat, Bursa, Hatay ve Bitlis'te var ama şu demek ki sadece buralarda sınırlı değil. Şöyle düşünebilirsiniz. Bizim ülkemizde yani belki doğru örnek olmayabilir. Sözcü mühendis arkadaşlarım varsa bu da lütfen affetsinler beni. Ofiyon haritası dediğimiz yani kabaca hayatların geçtiği yerlerde bulunan bölgelerde genel anlamda asbest bulunma olasılığı çok yüksek. Yani asbest var demek yanlış olmaz. Yani ufaya haritasını gözünüzde deprem altını gözünüzde canlandırdığınızda asbestin birebir ölçüşünü göreceksiniz. Sadece Nevşehir bölgesinde bu ölçüşmenin olmadığını göreceksiniz. Nevşehir bölgesinde de asbest gibi tehlikeli olan bir diğer mineral eolit mineral var. Aslında asbestten daha zararlı bir mineral ama biz yine onu asbest olarak deneyeceğiz. Yine amfibol türü asbestin takları en çok işte Eskişehir bir yana çıkma olduğu söyleniyor. Ülkemiz toprak rezervinde 1,2 milyon ton olduğunu söylüyor. Biraz önce bahsetmiş olduk. Yine ilsel minerallerin jeolojik dağılımını gösteren harita bu. Burada yeşil gördüğünüz alanlar ofiyonit kuşağı. Yani asbestin olduğu jeolojik. Yani asbestli bölgeleri getirip bunun üzerine biraz sonra asbest haritasını da ekrana getireceğim. MTA'nın düzenlemiş oldu. Yine bu haritayla birebir örtüştüğünü göreceksiniz. Sadece dediğim gibi Nevşehir bölgesinin örtüştüğünü göreceğiz. Bakın bu da işte ülkemizdeki asbest yataklarının MTA'nın düzenlemiş olduğu bir harita. Burada asbestin türlerine göre yerler var. Bir sonraki slide'da daha net gösterecek. Buna bir genel anlamda asbest haritası diyebiliriz. Biraz önceki harita aslında asbest haritası değil. İşte jeoloji mühendisliği organlarından o yüzden asladığını istedik. O ofiyonit haritasıydı ama bu haritayla örtüştürdüğümüzde dikkat edin. Direkt bir farkların olduğu bölgesi birebir örtüşüyor. Burada yine asbestin amfibol veya serpantin grubu asbestini renklerini gözlerden baktığınızda onu da tek ediyoruz. Şimdi gelelim devletimiz aslında nereye yapalım? Bunu okumayacağım tabii tek tek ama gördüğünüz gibi birçok materyalde olabilir. Ama sevdiğim olan bir şey var. Yine sağdaki deneyimlerimizden dolayı. Asbest sizin söylendiğin çok hızlı bir malzeme değil. Yani ben bunu yıllarca bir size anlatıyorum. Asbest yüksek mühendislik gerektiren, yüksek bilgi gerektiren endüstrileşmiş bir ürün. Evet, Erzincan'daki adamın evine sıva yapması onu ucuz kılabilir. Ama siz onu temizleyici olan taraf biz bunu endüstrileştiremedik. Bir Avrupa gibi, bir Rusya gibi, bir Kazakistan gibi endüstrileştiremedik ve biz aslında endüstrileri kullanmış olduğumuz asbestin çoğunu yurt dışından aldık. Yani lokal olarak şimdi biraz önce gösterdiğim toprak kaplı gibi belki Eskişehir'de lokal olarak bir üretti. Ama Ethereum çatı kaplama malzemesi veya Jondalı'nın asbestini ya Kazakistan'dan ya Rusya'dan yani dünyanın değişik ülkelerinden aldık. Bu aslında bir anlamda sevindirici.
en azından endüstride çok fazla biz üretirken en azından çok şey yapmadık ama jeolojik afet, yani coğrafi durumdan dolayı afetler kaynaklı hazırlıklarda dünya ortalamasının 700 kat üzerinde bizde bildirilen hazırlıklar. Bu da çok aslında bizdeki o yüzden endüstriyel boyutuna, tertemler boyutuna, yani kentsel dönüşüm boyutuna maalesef gelmedik çünkü biz doğal asbestle ilgili sorunu da aşabilmiş bir ülke değiliz henüz. Bununla da ilgili yine Sağlık Bakanlığı'nın 2016 yılında doğru yoluyla duyurduğu bir takım haberler vardı. İşte bu haberlerde yani 1 milyon kişinin o alanlarda yaşadığı ve 90 bin kişiye yakın kişinin de bundan tepkilenme olasılık olduğu için direkt Sağlık Bakanlığı'ndan biz basın yoluyla zaten öğrenmiş olduk. Ama genel anlamda çatı kaplama malzemeleri, işte keçeler, izolasyon malzemeleri, termik yapıştırıcıları, varsa şöyle veya şöyle içerisinde bulunan yapıştırıcılar gibi. Tabii ülkemizde böyle bulmak biraz da zor doğru yönelik. Ülkeler dört duvardan ibaret, izolasyon ile daha yeni yapıyoruz. Aslında bunlar akbes anlamında değerli bilgiler gibi ki. Temizleriz bir anlamda seviniriz. Mesela kentsel dönüşüm çalışmalarında çatı kaplama malzemeleri, madenlerin yapıştırıcıları ve kendileri. Bir de varsa ısıtma sistemlerinde karakter katanlar, boru veya izolasyonlarında karşımıza çıkıyor. Tabii hep üstünde bu biraz daha farklılaşıyor. Yine burada eğer şu video varsa bu videoyu göstermek isterim. TRT'yi yayınlamış oldu bir video. TRT'nin arşivinden aldım. Asma seçim. Toprak köyümüzün bir kenarında bu yedekol var. Orada bir depo varmış, bir toprak var Allah tarafından. Oradan getiriyor. En son. Aslında bahar temizliği. Yuvalar dağıtıyor. İşte bir bahar temizliği yapıyor. Rahatlamak için. Şu sıkıntı sıktı zaten. Bir bekletiyoruz. Eziyoruz. Biraz hamur haline getiriyoruz. Biraz daha suya çıkıp fırçayla duvarlarımızı sürüyoruz. Böylece temizliyoruz. Ya onlar değil mi yapar? Benim eşimin dayısı da akciğer kanserinden geçen bir şey. Başınız sağ olun. Doktora gittiklerinde ilk sorduğu doktorun sorulardan biri buydu. Hani köydeyken o duvarları nasıl sıvıyordunuz, sıvı yapıyordunuz diye. Muhtemelen çok da yaygın kullanımı olan bir şey bu. Yani işte Dersimli benim eşim. O köyde herkes yapıyormuş bunu zamanında. Evet. Dedesi, iki dayısı bunun hepsi bu şekilde akciğer kanserinden. Başını sağlık. Şimdi bu hafta sıklıkla karşılaştığımız bir görüntü. Ben bu TRT arşiv olduğu için çok nazik bir çalışma yapılmamış. Biz yanlış hatırlamıyorsam Toraks Derneği'nin verilerinden, Toraks Derneği'nden şöyle bir şey var yapılan çalışmada. Kadınlarda dünya ortalamasının 836 kat, erkeklerde 114 kat çevresel mağduriyet. Yani dünya ortalamasına göre. Erkeklerde neden 114 kat?
kadınlardan neden %836 ya da 800 ben rakamdan oran çok ilgiydi. Yanlış söylüyor olabilirim. Lütfen kusura bakmayın. İşte tam bu onu açıklıyor. Aslında ben burada kadınların kapalı ortamda daha çok kaldıkları. Anadolu'daki coğrafyada yıllar önce bu çok sıklıkla kullanıldığında evin boyasını, sulatını arttı. Her neyse kadınların yaptığının aslında bir göstergesi ve kapalı ortamda kadınların daha çok etkilendiğini gösteren bir video. O yüzden göstermek istedim. Bir de arkadaşımızın tekrarlarla ilgili bir sorusu vardı. Hocam. Öyle biz de yapmamışsınız. Evet. Yani hiç kadın ölmedi. Yani kanserden ölen kadın yok. Tam da oraya geleceğim. Pekmez'e bağlayacağım. Şimdi şöyle. Bu değer toprakların tamamında asbest var demek doğru bir yaklaşım olmaz. Ama yok demek de doğru bir yaklaşım olmaz. Bir de düşen bunda öyle bir olasılığın yüksek olduğunu bilmek. Gelin şey yani ilk de kimse ölmemiş tabii. Hani bizim nasıl olur? Erkekler ölen var, kanserden ölen var. Ben bir örnek anlatacağım. Kanserden ölen yok. Tabii bir örnek anlatacağım. Yine Ali Erdoğan Akçay'a gidiyordum. Evet, Balıkesir Akçay'a gidiyordum. Yolun üzerinde toprak kap satan bir dükkan gördüm. Menemen'den geçmiyor değil mi? Yok, adam İzmir'den gidiyordu. Pardon, Ali Erdoğan değildi. Toprak kap satan bir yer gördüm. Yıllardır da hep aklımdaydı. Toprak kaplarda asbest kullanılır, hep duyuyorduk ama bununla ilgili bir çalışma yapılmamıştı. Hemen girdim mağazaya, işini sağladım. Ben toprak kapı aldım, bir küçük bir taş kapı şeklinde, bir de büyük güveç. Menemen'de hocam. Efendim? Menemen'de var o. Ha, Menemen. Evet, doğru. Biraz coğrafya bilgimde zayıf. Evet, anlattım. Laboratuvarımıza götürdük, inceledik. Küçük bir taş kapı olan şeyi, güveçte asbest tespit edemedik. Yoktu onun asbest ama alüminyum gibi bir takım metaller tespit ettik. Yani bugün aslında hani asbest kadar zararlı değil ama sonuçta bir yemek piştiğinde, içerisinde sıcağa maruz kaldığında ciddi sağlık sorunları yaratabilir bu olduğunu yine hekim arkadaşlarımıza sorduğumuzu öğrendik. Ama toprak kapta da tabii tiramit asbest tespit ettik, etkişildik bunları. Tabii bir gün sonra gazetede yayınlandı bu. Bir gün sonra bir arkadaş iş yerinde, işte benim birinin toprak kap üreten birinin beni aradığını söyledi. Ben telefonu kaldırmamla ana avrat küfür yedim önce. Söyledim bilmem ne yaptığını bilmem neyi, sen de çelik tencerecilerden ne kadar parlattın. Hakaret ama büyük oluyor. Ama karşı taraftan gelen ses belli, yaş olarak benden büyük bir sesi. Adamın sakinleşmesini bekliyorum. Ben de normalde sinirliyim, hayatta yani nasıl cevap vermedim bilmiyorum ben. Kat ve kat alışıyorum normalde. Adam sakinleşip dedi ki ben de yıllarca toprak kat yaptım. Kanser manserde olmadı dedi. Bizim köyden kimse de ömür dedi. Kimse de kanserden ölmedi dedi. Sonra ben anlattım. Yani ben de aslında dedi akciğer kanseri. Bakın adam aslında akciğer kanseri ama babası toprak üreticisi. Yani şimdi şöyle bir örnek veriyorum. Beyaz toprakların hepsinde asbest yok ama beyaz toprakların içerisinde asbest olma olasılığı çok yüksek. Ve hele de bu coğrafya, mesela memleketimiz neresi? Batman. Yani Batman'da bilmiyorum. Bu halde denk geliyor Batman'da ama Batman'da olmayabilir ben. Yani tabii toprakların birçoğu beyaz bu arada. İyi de ben bunu şeye bağlayacaksın aslında. Mesela biz Bekmez Toprağı'yla ilgili yaklaşık 50 tane örnek indirdik. Hem Elazığ'da özel bilim vakfı okulları bölüm çalışmayı istedi. Hem Diyarbakır Dişi Üniversitesi hem de Elazığ Fırat Üniversitesi'nin gıda mühendisliği bölümüne doktora ve yüksek lisans çalışması yapan öğrencilere destek amaçlı bölüm çalışmaları yaptık. İnanın ki 5 tanesinde anca asbest bulabildik. Yani hepsinde yok asbest tabii. O konuda haklısınız. Belki duvara sürdüğünüzde de belki olmayabilir. Ama olması olasılığı çok yüksek. Hele ki bu coğrafyalara denk geliyorsa çok daha yüksek. İşte tekme var mıydı? Tekme var mıydı? Tekme var mıydı? Tokat dinlendi. Sizde olabilir hocam. Orada yani. Ters gibi şey çıkıyor. Tekme çıkıyor ya. Toprak katıyor musun hocam? Toprak katıyor musun? Toprak katılıyormuş yani. Ha, işte o kapıdan toprak gibi. Piyasada nasıl katılıyor? Evet, evet. Zaten şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili asbestin aslında Türkiye'de ilk kez getirilmesiyle ilgili şey var, çok da tamamlayacaksa onu da anlatayım. Profesör Doktor Selahattin Yazıcı Hocam Diyarbakır'da asbest konusunda tüm dünya tarafından tanınan ve bizlerin çevresel asbest maliyetini ilk olarak hocalardan biri. Bizim ülkemizde asbest maliyeti ilk olarak Selahattin Yazıcı Hocanın çevresel asbest maliyeti yapmış olduğu çalışmalardan ortaya konu. Şöyle ki yine bu YouTube'da Diyarbakır Polis Radyosu'nun şeyinde bu söylediğim şeyi bulacaksınız. Hocanın yine Profesör Doktor Adnan Şahin Hoca'nın anlatımıyla bulacaksınız. Orada kabaca şunu söylüyor. Bir tıpla ilgili kongreye bizim bir hocamız gidiyor. O dönemde şimdi nasıl koronalı testler falan yapılıyor. O dönemde de yurt dışına gidenlerde bir göğüs gibi çekiliyormuş. Ben gidiyordum. O videodan işte
öğrendim. Göğüs bölümünde hoca diyorlar ki sen hastasın giremezsin filan. Daha sonra işte bizim yetkiler arayıyor. Özel izinle Amerika'ya giriyor bu hocamız. Amerika'da kendisinin asbestten dolayı hasta olduğu, asbestos hastalığına yakalandığını öğreniyor. Daha sonra gidip Profesör Doktor Selahattin Yalıcı hocaya anlatıyor. Yalıcıoğlu hocaya anlatıyor. Yalıcıoğlu hoca da bir ekip kuruyor. Diyarbakır'da bunlar kepçe dolaşıyorlar. Yani bilmiyorlar. Ne aradıklarını da bilmiyorlar. Meda'ya soruyorlar. Meda bir toprak çeşidi olduğunu söylüyor. En son bir bakıyorlar ki adamın birisi işte tezgahta topak şeklinde bir beyaz bir şey satıyor. Soruyorlar bu nedir? Şimdi diyorlar ki bu köyde sıva yapıyor efendim. O sıvadan örnek alıp meydaya gönderiyorlar. Onun asbest olduğunu tespit ediyorlar. Daha sonra o köylünün yani asbesti çıkaran karı kocayı buluyorlar. Diyorlar ki bunu nereden alırım? Diyorlar ki atıyorum Ahmet amca çıkarıyor. Ahmet amcadan alıyorum. Gidip Ahmet amcayı buluyorlar. Ahmet amca 90 küsur yaşında. Ve sapasağlı ve sigara içiyor. Alıyorlar Ahmet amcaya soruyorlar kim var? Diyorlar ki bir kadın var bir de ben varım. İşte bizim eşeğimiz var. 10 yıldır bizde çalışıyor. Eski eşeklerimiz öldü. Alıyorlar götürüyorlar Ahmet amcaya. Tabii ben Ahmet amca diyorum ama isimlere takılmayın lütfen. Sapasağlı bir yerde ne ufak bir problem yok. Tabii bir şey düşüyorlar. Bir arayışı yani nasıl olur gibi sorgulamaya başlıyorlar. Sonra eşeği de muayene etmeye karar veriyorlar. Eşeği Diyarbakır Devlet Hastanesi'nin koridorlarından götürünce yine Abdurrahman Şahin Hoca Diyarbakır'da geldi. Kendi çivesiyle anlatıyor, güzel de anlatıyor. Lütfen o videoyu izlemenizi tavsiye edin. Yani görüyor musun TC'yi? Eşeğe bile bizden daha çok değer veriyor, sıra bekleniyor diye. Ve bizim ülkemizde çevresel adres mağduriyeti ilk defa bir eşekte bilimsel olarak tespit edilmiştir. Yani bu dediğim gibi amcayla TC'ye hiçbir şey olmazken eşek akciğerlerinden dolayı, adresten dolayı zarar gördü. Bir telefonu girmiş bir şeydir. Hemen önce geçiyorum. Asbest bertaraf süreci tesis söküm ve bertarafta oluşur. Yani biz gemide veya bir tesis asbest varmış önce bir tespit edilmesi. Daha sonra tespit edildikten sonra kurallarının sökülmesi. Ondan sonra da bertaraf edilmesi gerekiyor. Asbest tespiti çok detaylı yürüyen laboratuvarlar tarafından yapılan bir çalışma. Laboratuvarların çeşitli yöntemleri var ama şunu göstermek isterim. Yani en azından asbestin ne olduğunu daha da... Şimdi burada görmüş olduğunuz görüntüdeki görüntünün tamamı bir saç deli kalınlığı. Yani bir saç deli yaklaşık 70-80 mikron. Yani en kalın saç deli 100 mikron. Yani bir saç deli kalınlığı çizilmiş olarak. Binlerce lif var bir saç deli kalınlığı alanın içerisinde. Şimdi bunu götürmüyoruz. Bunlar da hatırlıyor. Düşünmüyorum. Bu da yine bu detaylı görüntüsü. Yani biraz önce dedik ya asbestlikleri gözle görebilirsin. İşte asbestlik tehlikeli var. O gözle görebildiğimizliklerin mekanik bir etkiye maruz kaldıktan sonra bu kadar küçük parçacıklara ayrılması 5 mikron boyutlarına inmesi ve alveollerimize ulaşması asbestin tehlikeli kılıyor. Bir de şunu söylemeden başlayalım. Asbest bir zehir değil bu arada. Birçok yerde zehir diye bir tanımlıyoruz. Asbest kanserojen bir madde. Asbest sınıfına giren kanserojen bir madde. Asbest yedi diye, asbest yuttu diye akut etki kimse de olmaz. Belki de onu böyle zararsız görmesi insanların bir sebebi de bu olabilir. Uzun vadeli süreçte ama kesinlikle tabii solunum doza da bağlı olarak kanserojen etki yaratabiliyor. Yine bu ekranda görmüş olduğunuz akciğer kılısında yine derneğimizde Bayram Hoca ile beraber yaptığımız bir çalışma. Yaşayan ve mezotelyum hastalığından bir hastalanan akciğer kılısındaki asbestin görüntüsü. Burada daha net bir şekilde var. Bu krizotil asbestlik dedi. Yine mezotelyum hastası olan bir hastalanan bir çalışma. Bu işçiydi. Şöyle bir sorun vardı bu işçinin hikayesinde de. Tersane'de çalışan bir işçiydi ama aynı zamanda Kastamonu Kız Kalesi diye aklında kalmış. Öyle bir köyde yaşıyordu. Mehmet Hoca Kastamonu'na gidip o köyden örnekler topladı. Toprak geldi. Dedi götürdü ki toprağına da çıktı. Doğal olarak topraktan da tersaneden bir işte ülkemizdeki en büyük zorluklardan bir işte Tokatlı, Sivaslı veya Erdinyanlı veya işte o bölgelerden gelen arkadaşlarla böyle bir hastalık oluştuğunda her taneden bir yapıla
çevresel muhabbetten olduğunu kestirmek bir hava zorlukların bir de ülkemizde en büyük zorluklardan biri de hasbettiği bu. Yine burada göstermiş olduğumuz resimde yılan derisi gibi olan kaktat olan görüntü aslında bir saç deli. Kalınlığı da yaklaşık buradan herhalde 65-70 mikron kalınlığında. Şu en alttaki ölçek 20 mikron olduğuna göre 80 mikron diyelim kabaca. Üzerinde görmüş olduğunuz beyaz liflerde krizotil asbest lifleri. Krizotil asbest lifleri 0-2 mikron seviyesine kadar. Hatta uygun cihazlar bulunursa mikron seviyesine kadar incelikleri var. Yani hep bir 3 mikron, 5 mikron gibi rakamlara takıldı. Bu da şundan dolayı önemli. Biraz önce asbestin özelliklerinden bahsedince işte aslında dikili çok mukavemetli olduğunu ama yan taraftan tutulduğunda yan taraftan gelen darbelere karşı da çok kırılgan bir yapısı olduğundan dolayı tehlikeli oluyor. İşte saç deliklerinde bir asbest dikili olmuş olsa zaten gözlerimizde görebilmemize imkan yok gördüğünüz gibi. Bu görüntüyü de eğer video şeklinde kaydettiysem yok video gibi kaydetmemişim. Bu arkada görmüş olduğunuz görüntü cam yünü aslında asbest değil. Asbest onun üzerindeki küçük küçük lifler, iğnemsi lifler. Yani cam yünü gözünüzün önüne baktığınızda cam yünü de yaklaşık 70-80 mikron seviyeler kalınlığında ortalama kalınlığı. Ama cam yünün üzerinde asbest olan bir yerin üzerinde cam yünü uygulaması yapılmış. Asbest iyi temizlenmiş, cam yünün üzerinde yapılan analiz. Bu analizde ben Güney Kore'de yaptırdım. Bir cihaz satın alacaktım. Cam yünü göndermiştim. Bakalım bunun üzerindeki asbesti tespit edebilecek miyim? Diye ve gerçekten adamlar tespit edip videosunu göndermişlerdi. Bu da aslında asbestin, hani gözle görünmeyen asbestin her tarafta karşımıza çıkabileceğini görmüş. İşte gemilerde diyoruz ki yenileme yapıldı, cam yünü var. Bu asbest değil deniyor, geçiliyor gidiyor. Halbuki öncesinde asbest olaydı, bir yenileme, bir tadilat, tamirat çalışması olmuş olabilir. Üzerinde başka bir materyal tarılmış olabilir. Doğal olarak asbest oraları da kontamine oluyor. Bu onun göstergelerinden biri. Bu ekranda görmüş olduğunuz tren balatasının üzerindeki asbest, yine krizotil asbest çeşidi. Asbest kökü gibi çok kısa bir video var, sözü Aslı Hocam'a bırakacağım, çok da uzatmak istemiyorum aslında. Asbestin kökünün sırasında, asbestin diğer işlerden ayrılması en büyük özellik şu, özel kişiden koruyucu donanımlar kullanılarak sökülmesi gereken bir konu. Korona olmadan önce kıyafetlerin İş yerlerini giydirdiğinizde personelinizde herkes tedirgin oluyor. Koronadan sonra herkes alıştı. Yani tabii burada size göstermek için ben bu videoyu laboratuvar ortamında çektim. Asbest bir ortam değil bu. Apar topar çektim. Yani size bir şeyler göstereyim diye. Hemen bu videoyu da kısaca göstereyim. Ya da hiç anlatayım diye. Zaten resimde de gördüğünüz gibi kategori işte 5-6 dediğimiz tulum kullanılmak zorunda. Yani her önde gelen her tulum bu iş için olmaz. Onun bir standartı var. Onun bir sertifikasyonu var. Ona göre... Hı. 2006-2007 döneminde Gentürk'ün sadece deneyim kendi üzerinde kişileri var. Yani şimdi Türk uyguladı olayı bir şey. Yalnız bu şekilde tam kafalı bir maskesiyle mesela litreme dahi çekildi bir şarjdaydı. O öyle olması gerekiyor. Bu şekilde yapıldı ama sonra... Ne oldu kendi ekibi hocam? Şimdi keresteciler çekiyor. Daha önce kendileri çekip yaparak şimdi film olarak almışlar. Karışmıyor. Hayır, firmalardan gelenler de şu an keresteciler söküyor. Kazmayla, balyozla söküyorlar yani. Koca kalıcılar gönderiyorlar diye biliyorum. Ve şeyleri yok. Kıyafetleri yok. Ünlümlülük kıyafetlerle, normal sosyal kıyafetleri de yaşıyor. Evet. Sadece poz maskesi yok. Sen de işçisin. Yok. Şu an ben işçiyim. Sen de işçisine söküyorum yani. Şu anda kelese mesela ahşap sökenler söküyor. Normal ünlümlülük aynı pantolon, aynı gömlekle söküyorlar. Çıkıyorlar. Hatta şimdi ben rakamlar da vereceğim, maliyetler de vereceğim. Yani kaçındıkları şeyler de. Aslında kaçındıkları şey çok büyük maliyetler değil birazdan onu da göreceğiz. Bakın şurada görmüş olduğunuz piyasadaki en kaliteli tulumlardan geliyor. Markası zaten üzerinde gözüküyor, standartı var. Yani biri tek bile almış olsanız, toptan bile almış olmasa da yani internetten herhangi bir web sitesine girdiğinde 30-35 lirayı geçmediğini göreceksiniz. Toptan aldığınızda, tersane aldığınızda 15-20 rakamlara geldiğini göreceksiniz. Bu bir. Yine orada görmüş olduğunuz maske filtreli bir maske, yarım yüz maske olabilir, motorlu maske kullanabilir gibi yapılan işin çeşidine göre. Yani şimdi her şeyin tam yüz maskesi, motorlu maske kullanacaksınız diye bir kaydı yok. Eğer tehlike çok büyükse, sürü maske söküyorsanız en baştaki motorlu hava beslemeli maske kullanmak durumundasınız. Ya bu filtrelerde öyle sandığım gibi çok büyük paralar değil ama motorlu maskelerin filtreleri 21 euro, o pahalı. Yani o 21 euro. Çünkü sürekli kullandığınız için en büyük
şeylerden biri. Bir de sürekli donuyor çünkü. Bütün pasbet olan yerlerde onu çok uzun vadeli kullanamıyoruz. Benzen herhalde 5-6 lira civarında. Arayana gibi mesela ayakkabıları aslında biz neden ona şey yaptık? Tulumun üzerinde altına ayakkabı giyiyorsun ve ayakkabıyı bir kere de değil sürekli giydiğin için eğer mümkünse çalışılan ortam iş güvenliği değil, başka zafiyetlere yol açmıyorsun. Yani bir de böyle olacak değil. Ne bileyim kayma riski olabilir, takılma riski olabilir. O zaman ayakkabıları korumak için de dizlere kadar bunu giymesi çok önemli. Hatta birçok konuda terkinde afet olmak zorunda da değil. Tulum genel anlamda kendisi çok zararlı. Yani iş yerinde mümkünse bu tarz sadece dizlerine kadar olan galoş giymenizi ben tavsiye ederim. Çünkü şundan dolayı biz bununla ilgili yine 4-5 farklı çalışma yaptık. Bu yapmış olduğumuz çalışmalarda gerek afetin gerekse diğer büyük tozların diz altı bölgelerde toplandığı zaten teorik olarak hepimiz biliyorduk ama zaten pratikte de bunu mesela afet dökük bölgelerinde bunu yaptığımız çalışmalarda tespit ettik. Bir de ben 5-6 lira dedik, tulum 30 lira diyelim, 40 lira diyelim mesela. Burada bağlama iç çamaşır. Çünkü her çalışmada siz o iç çamaşır takımını, çorap, pantolon, don, tabii eğer kışta bu iki tane tulum giyeceksiniz işte, üşümemeniz için. Yani 3 kere değiştirseniz yaklaşık 4-5 lira büyük bir maliyet oluyor. O da rakamları ben böyle şişirtiyorum. Buradakiler veya başka sözlük bir şey yapanlar bir kere bile giydirseler ben razıyım. Yani çünkü hiç yok. Normal olması gereken, tabii atılması gerekiyor ama tabii 3 kere yani biraz bu ekonomik şeyden dolayı işte iç çamaşır teli pahalı oldu aslına bakarsın. Hani o da toplanılırsa herhalde 20 liraya 10 lira maliyetleriz. Şöyle, yine onunla da ilgili bir şey var. Şimdi önüne gelen kafasına göre maske kullanabiliyor. Mesela diyorum çok basit bir şey. Adam diyor ki ben motorlu maskeyle çalışacağım. Bu işçiye zulümdür. Yani şimdi işçinin konforunu da düşünmek zorundayız. Bununla ilgili standartlar var. Bize bırakmıyor. Mesela 248 yapılan işte asbestos değerlendirmesi yaptırıyor ve orada tam bir maskesini kullanılacak, bir maskesini kullandıracak gibi kriterleri ortaya koyuyor. Yani eğer ki bulunduğunuz ortamda yapmış olduğunuz ortam ölçümlerinde çok yüksek rakamlar çıkıyorsa elbette ki hava beslemeli maske, hatta hava beslemeli maskeler biraz önce dedim ki hani etkileri var, şarjları var. Bir de onların ayrıca hava dışarıdan havasını alan şarjı olmayan sisteme bağlı olanları var. Yani şimdi bu çalışacağı yer kapalı ortam değil mi? Şimdi gelelim tersane üzerine. Şimdi tersanedeki tek tehlikeli bizim asbest değil ki. Tamam asbest durumda yani asbest döküm işi için orada bulunuyor olabilir. Ama tersanede gaz tehlikesi var. Doğal olarak bu maskeler, ama belki oradan da göstereceğim. Şimdi bu maskeler eğer gaz tehlikesi gibi başka tehlikeler de varsa gaz filtreleri, ona uygun filtreler takılmalı. Özellikle toz filtreleri takılmalı. Yani çünkü maskelerin genel yapısı o. Eğer orada oksijen kaynağı veya kaynağı kesim işlemleri yapılıyorsa normal gazdan etkilenmesi, çalışanın gazdan etkilenmesini engelleyen maske, üzerine de P3 koruma sağlayan kit yapılması gerekiyor. İşte bunlar genelde bilinmiyor. Mesela biz gittiğimiz birçok iş yerinde kaynak işlemleri yapılıyor veya gaz işlemleri yapılıyor. Cerrahi maske takan da gördük. Normal toz maskesi de. Yani taktığınız normal toz maskesi sizi gazdan korumaz. Sizi asbestten korur, doğru. Tozdan korur ama gazdan korumaz. Doğal olarak yaptığınız işe göre buna karar vermeniz gerekiyor. İş güvenliği uzmanınızla karar vermeniz gerekiyor. Onu... Cerrahi maske. Hayır yok yok. Yani şey anlamda söyledim. Normal kaynak işinden de maskeyle ilgili değil. Yani ben buyurun hocam. Ben bir şey soracağım. İş güvenliği konusunda çalıştığınız ortamlarda. Valla bilgiler memur ya. Görüyoruz. Biz de yani onlar da yani maaşını işçilerden aldığından dolayı. Yani size bu konularla ilgili yaptığınız işle ilgili bilgi vermeleri yani bu şeyler duyuyor mu? Yok. Ders veriyorlar herhalde. Hepimizin ilgili. Öyle bir saatine gidiyorlar. 15 dakikada patron şey olmasın diye zaman kısıtlaması olmasın diye yemek arasında ne anlattılar, ne anlattılar bir çeker gider herhalde. Bir versiyon yine bu kişiler konusunda olanlardan bahsettikler rakamları abartarak söyledim. Yani böyle işte iç çamaşırı ne bileyim markalı olabilir. Yani ben şimdi fiyatları bilmiyorum ama toptan alanında çok uygun anlamıyorum. Yani 500 lira dedim ama 500 lira tutmaz herhalde. Şimdi hesapladım da 3 tane 90 liralar, işte iç çamaşır seti 30 liralar olsa 90 liralar, 180 liralar, maske 50 liralar, 200 liralar.
Yani 200 lira aslında bir işçinin sağlığı için çok büyük bir maliyet değil. Yani insan hayatını ölçümleyemezsiniz böyle bir şeyle. Ve tehlike sadece burada yine asbest dedi. Özellikle şimdi ben ona vurgu yapmak istedim. 20'lerdeki veya 20'lerdeki yani yine dediğim gibi risk değerlendirmesi yapılmalı. İş güvenliği, asbest dökümü veya oradaki mühendis ekiple yine asbest dökümünde kullanılan bir takım ekipmanlar var. İşte personel her ne kadar bir kıyafetleri giyse de şu ekranda sağ tarafta görmüş olduğunuz duş kabinde yıkamak zorunda. Orada kendini arındırmak zorunda. Arındırdıktan sonra temiz kıyafetlerini yani sıfır iç çamaşırı ve üstünü başını giyip evine öyle gitmek zorunda. Eşyalarını evine götürmemek zorunda. Özellikle tersanede çalışan arkadaşlarım görevleri her ne olursa olsun yani ister oranın mühendisi, ister oranın müdürü, ister oranın işçisi olsun. Evlerinizde kıyafetlerinizde gitmemenizi öneririm. Bu konuda bir tepkim olacak. Bunların da tersane işçilerinin aileleriyle yapılmış bir araştırmada çocukları ve eşlere taşınma oranı çok yüksek olduğu yani kanser oranlarının tersane işçilerin ailelerinde daha yüksek olduğu yani bölgede yaşamak gibi uzak bir yerde yaşasa bile evde taşınan kanser öyle taşınan asbestin kanser dolaştığı bir evde tersane işçiler özelinde önemli çalışma var. Şehirde veya işçilerde kalmıyor. Bir dava var. Bunda yok eş üzerinden değil daha farklı bir şekilde sahada çalışan kişiler üzerinden yapılan çalışma. Eğer vakit olursa bunu da 1 Mayıs reformu ismini anlatabilirim. Söküm sürecinde işte kullanılan ekipmanları gösterdik. Yani personelin arındırılması bu işin olmazsa olmadı. En önemli ayak. İşler görüntülenenler bu işin olmazsa olmadı. Aslında tersanelerde asbest söküm çalışanı bulmak çok zor değil. Çalışanlara yine Çalışma Bakanlığı'nın tebliğinde yayınlandığı gibi 6 saatlik bir asbest söküm çalışanı eğitimi verildiğinde tüm tersane işçileri asbesti çok rahat sökerler, çok da güzel sökerler. Tabii bir seferlik 6 saat. Aslında orada bir maliyet doğmuyor. Yani aslına bakarsanız çözümsüz bir olaydan bahsetmiyoruz. Çok büyük paralarla yapılacak bir olaydan bahsetmiyoruz. Birçok yerde şunu diyoruz işte asbestin işte bel tarafı çok pahalı. Hayır efendim asbestin bel tarafı çok pahalı. Bir ton asbest eğer İstanbul'daki İSAŞ'a gönderseniz 500 lira ödersinler. Bir ton. Bakın bir ton. Belki de bu salonda olan hepimizi fazlasıyla hasıl eder. Ömrümüzü dediğinden eder. Yani 500 lira bir para değil. Bir ton. Ama İzmir veya Manisa'daki tesislere gönderseniz sanırsam adamcağım öyledir herhalde. 300 lira civarındaydı bunlar tam yapmadım. Yani ber taraf da aslında büyük para değil. Yani dediğim gibi büyük paralardan bahsedilmiyor ama nedense küçük paralardan tasarruf edilmeye çalışılıyor. Bu sadece gemi sektöründe değil, bu inanın ki Türkiye'nin birçok sektöründe bir bunu sürekli yaşıyoruz, görüyoruz. Şöyle dinle, geçiyoruz. Yani bu arada çıkan asbestler nasıl paketlenmeli veya nasıl bertaraf edilir? Yine birçok kişiden asbestin arındırılmasıyla ilgili bir takım şeyler. Asbest arındırılmaz arkadaşlar. Asbest gömülür. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Uluslararası bütün metotlarda bunu söyler. Bütün bertaraf edilir. Çünkü kimse kafasına göre bu prosedürleri geliştirmemiştir. Asbesti herhangi bir madenle sığdıramazsınız. Böyle bir teknoloji yok. Kol seviyor çok fazla. Doğal olarak sığdırmaz özel kambalajlar içerisinde bu 200 mikronluk naylonlar olabilir. Bu işte resimde görmüş olduğunuz gibi bu iş için tasarlanmış Big Mac dediğimiz çuvallar olabilir. Bu çuvalları sıkıca bağlanır. Bağlandıktan sonra atık bertaraf testlerini lisans araçlarına gönderilir ve orada zeminleri zaten ona göre tasarlanmıştır. Yani her önde gelen alana bu gömülmüyor tabii ki. Bu konuda lisans almış ve çok sıkı denetlenen İSAŞ gibi, İSAŞ gibi, TÜREKO gibi atık bertaraf testlerini götürür ve orada gömülür. Asbestin ber tarafı da bu şekilde. Yine ekranda asbest akış şeması var. İşte birbirine asbest dediğinde hangi işlemler yapılmalı? Gelin bir şey mesela ben Ali Ağa ile ilgili birkaç arkadaşımla konuşmuştum yanlış hatırlamıyorsam. Ferda Hocam'a da sormuştum bir ara İstanbul'da hatırlarsanız. Ali Ağa'da asbest dökümü çok iyi olur söylemiştiniz. Ben de Ferda Hocam'ın referans aldım çünkü Ferda Hocam da bu işin uzmanlarından. Senin resimde var ya geçtiğiniz yolu kapalı seratik bir anlarda. Çünkü bir de işte daha önce. Yani. Evet evet. Bu, o zaman sadece belli bir kısmı öyle sürdüm. Ben onu da tehdit ettim. Bu arada geri gelmiş geldi. Coşkun Aral gelip burada bir televizyon programı çekti. Bir belgesel yaptı. Video izleyen var mı burada?
Aliağa'daki geri sökümle ilgili, arkadaşlar ne kadar güzel sökümle ilgili. Gerçekten ekipmanlar falan bulunmuştu, dediğim maskeler falan vardı. Tabii bir yaptığımız araştırma vardı, onun öyle olmadığını gördük. Sadece çok göstermelik olur mu? Evet, gördük. Şimdi bunu ben size kanıtlayacağım göstermelik olduğunu. Peki bunu kanıtlamak çok mu? Çok kolay. Hatta buradaki evde de tavsiyeler de sunacağım. Gerçekten yapılmış. Buyurun. İzay da çakıyor şu. Şimdi bunu söyleyeceğim. Yani Şimdi normalde asbest döküm işinin gerçekten kurallara uygun yapılıp yapılmadığını test etmek çok kolay arkadaşlar. Çünkü asbest döküm işinin bütün kademeleri sayı dağılık olması. Yani yani ben asbesti döktüm, çok da güzel bertaraf ettim, ekipmanım da var, çok da güzel. Ölçüm bir işim demek de bu iş olmuyor. Bu iş nasıl oluyor? Gidip bakanlığa bildirim yapıyorsunuz. Hangi bakanlık? Çalışma bakanlığı. Bildirim yapıldıktan sonra işte kimin çalışacağından dolayı hangi asbest döküm uzmanı, hangi asbest çalışacağı, hangi metotları uygulayacağınızdan tutun, hangi tür asbest dökeceğinizi, orada ne kadar asbestin çıkacağını hesaplamakmış olmanız gerekiyor, öngörmeniz gerekiyor. Tamamına yakın birçok bilgiyi Çalışma Bakanlığı'nın iş kurulundan vermek zorundadır. Çalışma Bakanlığı'na öyle bir bildirim yapmadan, hadi ben geldim, bismillah, ben asbest döküyorum diyemezsiniz, dememezsiniz. Yani eğer kurumda uygun bir asbest dökümünden bahsediyorsak, Çalışma Bakanlığı'nın kayıtlarına girmiş oldu. Bu birinci ayak. İkinci ayak, siz Çalışma Bakanlığı'na bildirim yaptığınızda, yaptıktan sonra asbestle ilgili çalışmayı yine metodunuzda belirttiğiniz gibi devam etmek zorundasınız. Eğer metodunuzdan bir sapma olduğunda yine bunu Çalışma Bakanlığı'na bildirmek zorundasınız. Şöyle diyebilirsiniz, işte ben şurada 10 ton öngörmüştüm ama 2 ton çıkacak veya 100 ton çıkacak. Yani veya işte ben şu metodu uygulayacaktım ama bu metottan sapma oldu, bu metot burada işlemedi. Çünkü sahada bunlar karşılaşılabiliyor. Siz şu duvarı sökerken asbest bulmayı öngörüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki duvarın yarısında var ama bir bakıyorsunuz başka yerde başka bir şey çıkıyor gibi. Yine döküm süresi boyunca sürekli orada çalışan işçilerin, kimsin öğretmenizi net tartışma götürmez bir gerçek. Sürekli çalışan işçilerin kişisel muayenelerini ölçmeniz gerekiyor. Bizim yönetmenimiz diyor ki 0,1 bölü santimetre küp değerini geçmemeli. Bu önlemleri alsanız bile. Geçtiği durum olmuyor. Atıyorum çok toz yaratan, asbestleri çok falan bir çalışma yaptığı sınır değerinde 2 katı çıktı. Yönetmenimiz onu da çözüyor. Diyor ki o zaman diyor siz 8 saatlik zaman aralıklı ortalama bizim 0,1 ise o zaman çalışma sürenizi azaltın. Bu işçiyi 8 saat değil de 4 saat çalıştırın. Yine o 0,1 geçmiyor. Yani aslında her şey bitti yazılı ama uygulamada bizim eksiklerimiz. Yani mevzuatsal açıdan bir sıkıntımız yok. Efendim söyleyeyim, yöntemler açısından bir sıkıntı yok. Çünkü direkt Avrupa Birliği'nin alınmış, çevrimleri yapılmış, mevzuatı eklenmiş. Ama şöyle de bir durum var. Siz bakanlar bildirmediğiniz zaman zaten orada asbestörlük bir şey olmuyor. Bakanlık bunu bilmiyor. Zaten onu teşhis etmeye gelmiyor durumda. Çünkü illegal bir şey yapıyorsunuz. Ve suç işliyorsunuz. Yönetmenimizin zaten maddelerdeki asbestin sökümünün Fransız yapılmasının suç olduğunu, taşınmasının, satılmasının, işlenmesinin, her türlü işlemin suç olduğunu zaten yönetmenimizin ilk şeylerini göreceksiniz. Sökümde yapılan ölçümler, kişisel maliyet ölçümlerini yaptınız ve çalışanları buna maruz bırakmadınız. Her ne kadar maske taksa da, her ne kadar tulum giyse de. Çalışanlarınızı kurtardınız. Gelelim şimdi artık o sahaya. İnsanların korumasız girmesi gerekecek orayı. Kullanıma açmanız değil. Evi sökseniz de orayı normal asbest döküm çalışan olmayan insanlar gelecek, gelecek. Veya işte mühendisler gelecek, denetleyecek. Bu sefer de ortamı ölçmeniz gerekiyor. Ortam ölçümünde yine bizim mevzuatımız çok katı bu konuda. Ortam ölçümünde bizim bir sınır değerimiz yok. Sıfır, hiç dif olmadığının katılanması gerekir diyor. Yeni çıkacak mevzuatta burada 0,01 değeri gelecek ama Avrupa'dakiler 0,01. 0,01 lif oluncaya kadar ortamın temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Ondan sonra insanların kullanımına açılması gerektiğini söylüyor. Maalesef bunların hepsini yaptık. Sonuçlar uygun. Alacağız bu belgelerin tamamını. Önce karantinayı kaldıracağız. Atık bertaraf tesisine atıklarımızı göndereceğiz. Çevre Bakanlığı sistemine gireceğiz. Çevre Bakanlığı kayıtları işlenecek. Ardından iş kuru ölçüm sonuçları diyeceğiz ki biz Ahmet'in, Mehmet'in İşte ölçüm sonuçları bu personelleri ölçtük, kişiler mağdurlukları bu. Çünkü yarın bir gün insanlara tedbir almadığı zaman adamlar kanser olduğunda bunun vebalini kim çekecek? Veya işte sizin o adamı hasta etmenizde kanıtlamış mı oluyorsunuz bir anlamda?
Beni getirdik, bu da ortam ölçümü sonuçta. Yine yönetmenin bu söylediğim şeylerin tamamı bir asbestle çalışmalarda sağlık güvenlik önlemleri hakkında yönetmenimiz de var. Yani bu benim bilgilerim değil. Yönetmenimiz söylediği şeyler. Ve İŞKUR'a tüm belgeleriyle, raporlarıyla beraber ben artık burayı söktüm. Ben buradaki ölçüm sonuçlarım bu dedim ve kapanışını böyle yapıyoruz. Şimdi gelelim şeye. Biz birçok yerden duyuyoruz. İşte, asbest sökük çalışmaları biz kuralı uygun yapıyoruz diyorlar. Kuralı uygun yapıyorsanız bunların tamamı yapıyor olmalı. Ve bunların tamamı ulaşılabilir bilgiler. Mahkeme kararıyla iş gününden bu bilgiler istenebilir. İş yerinden bu bilgiler istenebilir. Avukat arkadaşlarımız bunu daha iyi bilirler. Hani yasal prosedürleri daha iyi bilirler. Çünkü o iş yerinde çalışan işçilerin bu kayıtları görme hakkı var. Kendi sağlık gözetim kayıtlarını görme hakkı var. Yani siz orada asbest yapmıyor olabilirsiniz, kaynakçı olabilirsiniz, oradaki demir çağ mühendisi olabilirsiniz veya iş güvenliği uzmanı olabilirsiniz. Bu sizin etkilenmediğiniz anlamına gelmez. Eğer o gemide asbest sökümü yapılmış ise, kuralına doğru yapılmış ise, öncelikle İŞKUR açılış yazısı. Arkasından ortam ölçümü sonuçları. Ben şunu biliyorum, yani burada Ali Ağa'da eğer yapıldıysa ben böyle bir iddiam yok. Çünkü ben bilmiyorum Ali Ağa'yı. İşte pasadan takip ediyorum, işte arkadaşlardan duyuyorum. Eğer yapılmışsa bunların imrad edilmesi gerekiyor. Mahkemeyle bu kayıtların istenmesi gerekiyor. Yani bunun yöntemleri var, kurulları var. Eğer ki böyle bir durumda işveren düşürür diye ben kayıtları vermiyorum diye ver. Bir iki dedi, bende kayıt da yok dedi. Bizim İSG'lik yakıt dediğimiz sistem var. İş sağlığı güvenliği araştırma geliştirme devleti başkanlığına zaten bu yazı gidiyor. Zaten mahkeme bunları bulmakla yükümlü. Yani bunu da böyle tespit edebiliriz. İşte biraz önce bahsettiğim şeyleri burada yazıyorum. Zaten bu sunumu arkadaşlara beyin atacak. Dediğimiz gibi biraz önce bahsettiğim şeyler. Mesela iş kurak söküm işlemi bildirilmiş olmalı. Madde 9 bildirme iş planı başlığı altında. Günlük çalışan maliyet ölçülmüş olmalı. Yine gibi yönetmenimizde madde 10 asbest ölçümleri altında. Yine dediğim gibi İSEP'in yazı sisteminin bu verilerin online işlenmiş olması gerekiyor ve bu verilerin 40 yıl boyunca tüm çalışanlar tarafından veya onların mirasçıları veya bu kayıtların saklanmış olması gerekiyor. Yine bu bizim yönetmenimizde var. 40 yıl boyunca onu ölçen laboratuvarda saklayacak. Terfane ise, fabrika ise o da saklayacak. Ve bizim devletimiz de saklayacak. Yani doğal olarak diyelim ki tersane kapandı, iş yeri kapandı. O zaman bu kayıtları alacak SGK Genel Müdürlüğü testi. Yani 40 yıl geriye dönüp her türlü kayıda herkese ulaşmak. Yani dediğim gibi eğer kronolojik bir sökümden bahsediyorlarsa iş yerleri, bunların hepsini bu adamların hepsini bilelim yapmış olmaları gerekiyor. İşte burada zaten hani diyorum ya size eğer kronolojik yapıldıysa maliyet ölçümü yoksa isterse dünyanın en güzel asbest ölçümü yapılmış oldu. Sokakta mı? Asbest ipini yaptığımız çalışmada beraber gemi sökümde yolda bulduk tesadüfen. Evet. Ben tarafta şeyde ekranda görmüş olduğunuz lisanslı araçlar yapılıyor. Bu araçta Çevre Bakanlığı lisans, yani önünde gelen araçla bile gönderebiliyor. Ve o aracın motor sisteminde bu araç takip sistemi var. Araç Ali Ağa'dan şeyi aldı diyelim atığı. Hiç güzergahı yok. İşte ben bir İzmir'e gideyim, orada işte de bir yemek yiyeyim, annem olayım diyemiyor. O güzergahtan gitmek zorunda. Veya o atığı aldı, efendim söyleyeyim hiç güzergahı o Süreko'ya götürecek diye bir yol farklı, farklı bir yola saptı. Onu ispatlamak zorunda, trafik var demeli, yol, güzergah çalışması. Yani çünkü biz bunu da yaşadık, gördük. İstanbul'dan İzmir'e atık geldi mesela. İstanbul'da atık merkezi olmasına rağmen. Veya işte İzmir'de yolda çünkü değiştirildi. Tonajları ayrı, başka arabayla değişti. Çünkü iş içerisinde metal vardı ve bu mahkeme konusu. Yani anlatabiliyor muyum? Yani doğal olarak Çevre Bakanlığı'nın sistemi bu işi aslında çok rahat takip ediyor. Yani doğal olarak sorduğunuz bir soruyu size bu anlamda cevap verirler. Somut delillerini ortaya koyarlar. O yüzden lisanslı araçlar da önemli. Tabii lisanslı araç olması dediğim gibi dorseli araçlarda direkt atıyorum 40 ton yerine 40 ton başka araçla yer değiştirip çünkü dedik tonu 300 lira. O bahsettiğim tabanlar 180 liraydı. İşte atıyorum 30 ton taşıtı araba. Ne eder? 54 milyar eder. Yok 5 milyar 400 eder. Evet 5 milyar 400 eder. Ama 30 ton gelir o zaman şartlarda 2 milyardan 60 milyar ederdi. Şimdi tabii 10 milyardan falan bunu sanırım. Yani, işte. Evet aynen. Başka da koyuyorlar. Asbest bile değil. İzmir'de hatta son hata geldi. Mahkeme kurulu. Devlet işlerinden biriydi. Orada da yani bu tespit edildi. Yargıya da intikal edildi. Bunun gibi örnekler de çok fazla. Tabii işin içerisinde demir varsa adam bunu yapıyor. Mesela birçok tesis diyor ki
gerçekten biz öyle testler gördük. Ben bir hastası demirden temiz demeni istemiyorum. Demir ile birlikte ben her tarafa göndermeyi istiyorum. Çünkü kurumsal firma veya resmi bir devlet kurumu veya. Çünkü tamamen ben kurtulmak istiyorum. Hiç olayı riske atmak istemiyorum. Oradan gelecek, burada da bir bölüm yok diyorlar. Mesela biz geçen sene bununla ilgili 500 ton demirli atığı gönderdik. Yani şimdi doğal olarak baktığım zaman demir de pahalı olunca ve bu işi de unharca yapan insanlar olduğu sürece bunların önüne geçmesi imkan yok ama şimdi bu dediğim sistemlerde tabii gidebiliyoruz engelleyemeseniz de bu benim söylediğim olay çok uç bir örnek aslına bakarsanız. Ben gidelim böyle olacak diye bir şey yok ama dediğim gibi eğer korona bir sökümden bahsediyorsak bu adımların hepsinin kayıt altına alınmış olması gerekiyor. Son bitirmek üzereyim. Bulunduğunuz ortamda eğer kasvetli olduğundan şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız? Kesinlikle rüzgarın tersine koşmayız. Bu saçma bir şey. Yani başka bir şey de var, onu söylemeyeceğim tabii. Hani rüzgara karşı bilmem ne derler ya. Bunun çözümü son derece basit. Eğer ki bulunduğun yerde asbest olduğundan şüpheleniyorsun. Öncelikle çevrenizde bulunan, o konuda bulunan, bu iş mühendisliği olabilir, o yerinde veya o farkındaki bir mühendis arkadaşlık olabilir, oradaki bir ustabaşı olabilir, işçi olabilir. Yani çünkü asbest tanımlılıkları çok aman aman zor, bir konu değil. Şu anda artık hepiniz asbesti zaten birçok arkadaşımız biliyor, güzel biliyorlar hocalarımız hatta. Ama artık bilmeyen arkadaşlarımız bu saatten sonra gittikleri yerde zaten asbest olup olmadığını 3 aşağı 5 yukarı kestirebilirler. Ama yine de emin olmak istiyorsanız bir de var. Yine öyle bir şansınız da yoksa ben kapalı alandaysa işte o zaman biraz daha temkinli olmanızı öneririm. Varsa bir maske. Yoksa hiç önemli değil, elinizle bile ağzınızı kapatsın. Veya ne gibi tişörtünüzle bile ağzınızı burnunuzu kapatsın. Bu, yani bunu söylemek tabii yanlış algılara sebebiyet vermez. Ekstrem durumlardan bahsediyorum. Yani gelindesiniz ve baktığınızda adam şapır şapır asbestle döküyor. Maskeniz yok, gidip maske bulamıyorsunuz ve oradan geçmek zorundasınız. Elinizle kapatın, maskeyle kapatın, cerrahi maskeyi kullanın. %100 koruma sağlamaz. Ama hiç yok da değil, şöyle düşünün. Yani asbestliklerinin ne kadar az solunum yoluna girmesini engellerseniz o kadar şanslısınız demektir. Yine HEPA filtrinin elektrik süpürgesiyle eğer bir temizlik çalışması yapması gerekiyorsa bulunduğunuz ortamda HEPA filtrinin elektrik süpürgesi kullanın veya tüm yüzeyleri ıslak bir beze silebilirsiniz. Kullandığınız beze süpürge torbası bir daha kullanmazsınız. Yani bu çözümlerden biri. Yine bulunduğunuz ortamda eğer bir iş yeriyse İşlerinizden onun ortam ölçümünü yaptırmasını isteyebilirsiniz. Burada evin sakın laboratuvar analizini isteyebilirsiniz. Açık alanda yine bir önce dediğim gibi eşarpla bile ağzınızı kapatmanız maske her zaman hep yanında olmuyor. Mesela şu anda bunun bir asbestle ilgili tamam asbest olsa dökülse her taraf dolu olsa ne yapacağız? Bir gün ağzınızı kapatacağız veya tişörtünüzü böyle bir şey yapacağız. Tedbir alacağız. Mümkünse de eğer bulunduğu ortamda asbest olduğunu düşünüyorsanız üstünüze bulaşmış olduğunu sakın unutmayın. Çünkü dediğim gibi asbestliklerin çoğu gözle görünüyor ama bize zarar veren gözle görmediğimiz üzerinde silmiş olanlıklar. Elbiselerini sıkıca bağlayın. Atamıyorsanız nasıl? Atamıyorsanız güvenliğin ortamda, dış ortamda böyle ıslatarak güzelce yıkılmanızı tavsiye ederim. Benim sorum bu kadar. Size dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam geçmeden bir şey soracağım da. Şimdi biz yıllardır çalışıyoruz gemi sökümünde. Ama işte 20 yıl 30 yıl arası dediniz değil mi ortaya çıkma şeyi? Biz bunu nasıl tespit edeceğiz şimdi? Ne yapmamız gerekiyor yani? Hasta mıyız değil miyiz? Ciğerlerimizde var mı yok mu? Şimdi şöyle bu bizim sınıftan öncelikle herkese önce benim çok merak ettiğim bir konuyu. Ben küçüklüğümde eternizmleri kıra kıra büyüdüm. O mavi asbestle tek tek çıkarırdım içinden. Yani bu işleri ilk öğrendiğimde acaba bende olmuş mudur? Olduysa ben bunu nasıl tespit ederim gibi. Ve bu arada ben ailemden iki tane yakınım asbest almadan kaybettim. Ondan sonra bu sorular bende çok şekillendi. İşte hekim arkadaş bütün asbest arge grubunda göğüsle ilgili gerçekten akademisyen hocalarım var çok ciddi çalışmalar yapan. Bununla ilgili maalesef bir tespit yöntemi yok. Hasta olduktan sonra öğrenebiliyorsunuz. Veya işte başka bir sebepten gelip işte bir tetkik sırasında doktorun şüphesiyle belirleyebiliyorsunuz. Çünkü bu sandığınız gibi çok kolay bir yöntem değil. Çünkü asbestlikleri çok küçük. Elektron mikroskopunda bile biraz önce resmini gösterdim hatta yine oraya gideyim. Tetkik çok zor. Yok, röntgen de çıkmıyor. Ancak işte mesela 35-35 yine bizim ismini vermiş oldu. Akciğer radyografisi, okuyuculuğun eğitimleri falan var. O da hasta olan insanlar üzerinde. Yani
Atıyorum belki hepimizde var. İşte doktora gittik veya herhangi bir tetkik yaptık. Bunu maalesef tespit edemiyoruz ama bununla ilgili maalesef hangi grubumuzun Mehmet Bayram'la beraber yaptığımız bir çalışma var. Biz çok başarılı olduğumuzu söylenemez ama yolda aldık. Yine Mehmet Hoca'nın fikriyle şöyle bir teori ortaya atmıştı. Biz önce işte insanları hazırlayıp balon şişirip balonun içerisindeki hava daha hafif olup olmadığını falan tabii yaptık, başarılı olduk. Bir sonuç yakalayamadık. Daha sonra işte akciğer tıllarının alınıp incelenmesi, işte orada 20 tane hastanın örneği incelendi. Ve incelenmiş hastaların birçoğunda işte yaptıkları meslekle ilgili tutarlı sonuçlar elde ettik. Mesela adam kaynakçı, işte ciğerlerinde demir parçalıkları oldu. Ve adam boyacı, işte ciğerlerinde tam parçalıkları oldu. Adam işte mezoterium hastası olmuş, akciğer parçalıkları, asbestos, krizopil asbest parçalıkları olduk ama o çalışmanın doğru, hani sürekli yapılması gereken bir şey ve akciğerlerden sıvı alınması, hekim arkadaşlarımız söylediği, ben bilmiyorum da sağlıklar ama çok doğru bir süreç olduğunu, etik kurullardan geçtiğinden filan bahsettikleri için ikinci aşamasını henüz gelemedik. Bir de araya pandemi girdi. Yine şöyle bir şeyler var, yine Mehmet Hocalar'la yaptığımız çalışmada. Küçük bir şey düşünün, hani ağzına sıkılan spreyler L şeklinde düşünün. Onun tamamen kilitten yapıldığını düşünün. Ve onun altında bir hazne olduğunu düşünün, boş bir hazne. Burada izlediğinizde arada bir kitle var. 5 mikrondan daha küçük nefes karşıya geçecek ve o buzdolabında dondurucuda saklanıyor. İzlediğiniz zaman yoğunlaşıyor. Yoğunlaşan nefesinin aşağıda toplanıyor. Yani bu teorik anlamda şu anda öyle bir basit bir mekanizma da yapıldı ama henüz onu test etme veya bunun üzerinde bir çalışma yapma şansımız olmadı. Yani çok da başarılı olmayacağını diyoruz ama en azından deneme değer olduğunu düşünüyoruz. İnşallah keşke tespit edilince hakirin içine bile kötü bir haberim var. Diyelim ki tespit edin. 20 yaşındasınız. Çok fazla afetli firma aldınız. Yok tedavi yok hocam. Çok rahatladık hocam. Onda tedavi yok. Yani doktor, bu arada bu bildiğin tamam benim merak edip hekim arkadaşlarıma sordum. Bunları bana attığında aktarmada hata yaptıysam hadi baştan da özür dilerim. Teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Evet. Bu televizyonlarda yalı bor diye reklamlarını veriyor. Tavanlar işte küçükler. Herhalde onun farkı. Yani onun eski versiyonu diyelim. Yani eskiden kullanılan. Yani bir yılda var ya saklanarak. Yok onlar da yok. Yok onlar da yani sonunda sivil vali sınav dediğiniz evet. Ya hepsini bilmiyorum. Bu örneği ben Türkiye'de de görmedim açıkçası. İngiltere'nin tetkikli rehberinden aldım sanıyorum. Bununla ilgili YouTube'da videolar falan da var. Böyle kart arası gibi videolar falan ama Avrupa'da çok kullanılmış ama Türkiye'de kullanılmış mıdır? Yani Türkiye'de ben görmedim en azından. Her hafta ben Portekiz'deyken benim arkadaşım getirmiş de bugün kar yağdığını yapmış. Evet. Ama bir de şöyle bir yaklaşım yapabilirsiniz belki. Yani gelen malzemenin menşeine bakmak aslında böyle bir es geçti. Eğer Avrupa menşei değilse %95 olasılıkla bunun asbest yoktur diyebilirsiniz. Belgeli üretimi. Ama Çin, Kanada, Türkiye aslında arabamda kaldı. Burada size ham asbest de belki arada fırsat bulursam alıp getirir. Teknik tane pelet şeklinde getirdim. Yani %100 asbest. Hiç böyle ürün haline getirmiş. Artık bu arada Kazakistan ve Rusya'dan 2 kilo gelmişti. İşte bakanlar gönderdi. Bu işi yapalım falan arkadaşlarımla paylaştı. Eğitimler de götürdü. Yani Türkiye'de o dediğim ürünler dediğim gibi yani Avrupa'dan geldi. Avrupa'da da yeri yok ama buyurun. 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 Buyurun hocam. Bu orijinden bahsettik ya. Evet. Biliyorsunuz çoğu şeyimizin o hali yerlerde pekmez kaynaklı. Evet. Buna var mı dediniz? Pekmez toprağı adı verdim. Evet. Yani çoğu yerde bu yapılıyor. Marla yapılıyor. Bunun tamamında böyle bir şey olmadığını söyledim ama bunun aklına test edilmesi nasıl anlaşılacak? Yani, ya şöyle hocam yani ben şöyle yaklaşıyorum olaya. Yani her bölümünde gelen malzemeyi laboratuvara gönderemezsiniz. Her elinizin altında bir uzman bulamazsınız. Kaldı ki uzman da gözlerini göremeyeceği için mesela o toprakta asbesti göze göremezsiniz. Tespit onu görürsünüz dedik ama o toprağın içerisindeki asbesti göremezsiniz. Çünkü ağırlıklı olarak kremonit asbest veya akremonit asbest içermekte. Doğal olarak bunu kullanmamak yani eğer varsa imkan, ha gelelim şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bunu yiyenden daha ziyade o toprağa çıkaran, biraz önce elleşleyen, işte tutan insanlar daha çok etkileniyor.
burada da şunu söyleyeyim. Mesela asbestin sindirim yoluyla vücuda girdiğinde kanser yaptığı ispatlanamamış. Ama bu yapmadığı anlamına da geldi. Şimdi orada da bir kafa karışıklığı var. Çünkü yeterli sayıda çalışma olmadığı için tıp bilimi biliyorsunuz tekrarlanabilir ve deneysel çalışmalar sonucunda bir takım verilere ulaşıyor. Bununla ilgili tam bir netlik yok ama benim tavsiyem eğer biliyorsanız kullanmamanız diyoruz. Veya patlamamız diyoruz. Evet. Orada Türkiye Hava Havacılığı'nın bir köyü denen bir köyü. Evet. O aslında köy boşaltılmış. Evet. Yani onun farklı tutulması bir başka şey. Yok, hemen söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Orada aslında şöyle, eriyonik dediğim bir mineral var. Eriyonik. Aslında dünyada birçok ülkede yok. Yani 3-5 sınırlı ülkede var. Yapısı yine asbest gibi dipli. Aynı verdiği zararlı asbest gibi ama asbestten daha tehlikeli. Asbest için hani uzun yıllardan bahsettik. 1-5-10-50 yani dolduğunuz bitlere bağlı olarak değişiyor şeklinde. Bir öntürüsü yok hocam oraya koyalım. Ha okey. Çünkü bir soru edin hocam. Bu araştırma var. Kanada'da çok bununla ilgili doktorlukları da var. Ama tersine, yani şu anda tersini kanıtlanması için uğraşıyorlar. Yani. Tabii ki son gibi. Harika. Bu durumlardan uzakta onun davaları da var. Yani ama aslında çok doğru bir soru. Yani birçoğumuzda gözden kaçırdığı bir konu. Mesela Afrin Cansın firması, pudrada yumurtalık kanserinden dolayı, yani bakın hep biz solunum solunum dedik ama gördük ki Afrin Cansın'ın basına yansıyan ve mahkemelere yansıyan davasında 9000 tane kadının şu anda mahkemede bekleyen dosyası var ve yumurtalık kanseri. Bakın hiç burada biz yumurtalık kanserinden bahsetmedik. Özellikle Rolanlılarda da var diyorlar. Evet. Rolanlılarda da vardı herhalde cansın firması. Rolanlılarda alüminyum. Pek çok şey kullanıyorlar. Ama bu da kalk pudraları ki Johnson & Johnson daha bilinen bir küresel bir için ama diğerleri de bir kere çok şükür. Onunla ilgili aslında şu bilgiyi çok... Asbest içerisi veya içermesi, asbest içerisi veya içermesi, talk pudrası asbest laboratuvarının başının belasıdır. Çünkü o talk mıdır? Antofilik asbest tespit etmek neredeyse imkansıza yakın bir şeydir. Yalnız Almanların çıkarttığı yeni bir standart var bir hesaplama yöntemiyle. Şimdi o ayrışmıyor ama şunu anlatmak istiyorum bunu söylemekle. Kimyasal yapısı birebir antofilik asbestle aynıdır. Yani ha talk pudrası asbestsiz olsun. Ha da ve talk pudralarının tek farkı morfolojisi genellikle yapraksıdır, lifli değildir ama o yapraksı yapıların bölünmesiyle lifli hale de gelmiştir. Biraz sonra hocam bunu yaparken ben onunla ilgili çekmiş oldum, görüntüleri gösterdim. Yani aslına bakarsanız bununla ilgili çok ciddi çalışma yok. Zaten talk hayatından çıkartır, ilaç sektörü gider. Talk hayatından çıkartırsan endüstri batar, yani talkın olmadığı sektör neredeyse yok gibi. Ama mümkünse talk pudrası kullanmamayı tavsiye ederim. Hocam buyurun. Teşekkür ederim öncelikle farkındalık için. Anlatırken hep yasal mevzuatın çok iyi olduğundan bahsediyorum. Evet. Gerçekten yasal mevzuat eğer çok iyiyse biz bu asbestten korunmak için farkındalığın dışında korunmamız gereken başka zorluklar var mıdır, yok mudur, nedir? Tabii çok doğru soru. Çok teşekkür ederim. Yasal mevzuat gerçekten çok iyi. Ama denetleme konumuz iyi değil. Özellikle... Bu da bir yasal sorun değil mi? Mevzuat yani şöyle, denetim konusu. Çok haklısın. Mesela iş güvenliği. Şimdi radyasyonla çalışan insanlar 6 ayda bir gidiyorlar İzmit'te radyasyon ölçüm. Yapılıyor, geliyor, tekrar devam ediyor. Yani bu radyasyonla ilgili yasal mevzuatta bu var. Peki asbestle ilgili yasal mevzuatta bu tip ölçümler
Ya bak ölçümler var. Yasal mevzuatta var ama devlet samimi değil. Bunu ben açık yüreklilikle söyleyeyim. Bir, devlet samimi değil. İki, işveren samimi değil. Üç, çalışanlar samimi değil. Bu işin üç ayağı var. Çalışan, devlet, anlatıyor ve işveren. Şimdi çalışan ben nasıl iş bulacağım? Ya da şöyle bir bunu sıklıkla görüyoruz. Mesela adam asbest döküyor. Bir sahaya ölçüm yapmaya gidiyor arkadaşlar. Bir bakıyor, maskesini çıkarmış. Niye çıkardın? Ben bu maskeyle nefes alamam diyor. Bir bakıyoruz, adam tulumunu yırtmış. Bacaklarının altını yırtmış. Niye yırttın diyoruz? Ben de çok sıcak suya hava alamıyorum diyor. Yani şimdi eğitimler de veriliyor. Yani doğal olarak inanın ki kurallara uygun olarak birçok taraf, yani tek taraf suçlu değil. Ama başta devlet suçlu. Ben de bunu her ortamda söylüyorum. Devletin samimi olması lazım. Devletin mekanizmasının sonuna kadar işletmesi lazım. Ama maalesef... Hocam benim güvenceğim ne devlet, ne işveren, ne başka bir şey. Yasa olmasın abi. Yasa, yani yasa beni arkamdan... Yasa var. Yasa tarif etmiş. Demiş ki şöyle gideceğim, şunu yapacağım, şunu ölçeceğim, eğer şu olacak, bu olacak. İşveren yapmıyor. Şimdi işveren yapmanı devlet bilmiyor. Ben diyeceksiniz ki devlet biliyor da ne oluyor? Dediğiniz doğru, birçok yerde devlet çok da önemsemiyor. Mesela İstanbul'da iki veya üç ay önce yaşadık. Yaklaşık 400 tona yakın asbestli malzemeyi taldı, kepçeyle dönerle vurdular, televizyonlarda çıktı, devlet neler yazdı, halk ayaklandı, Bakırköy halkı, civerinden tutun, işte yetişine önüne gelen yere şikayet edildi. Ve en son olan şeyi söyledik, 5.340 lira para cezası. Efendim efendim, 2 günde 3 günde iş durdurma cezası aldı. Zaten yıkımcı adamdı, adamın canına millet milyonlarca paradan hep tasarruf etti. Yani diyorum ya işte, cezalar caydırıcı da değil. Ama burada şu da önemli. Aslında çevreyle ilgili cezalar çok yüksek. Mesela Bakan Özatekin'in CNN Türk'te 7-8-9 Şubat tarihlerinde Millet Gazetesi'nde Mert İnan'la şöyle bir asbestle ilgili farkındalık dediği bir haber biz yaptırdık. Hatta Milliyet'ten Mert İnan, Gazeteciler Cemiyeti'nden sağlık ödülünü kazandı bu haberle. O haber üzerinde CNN Türk'te muhabiri Mehmet Özatekin'di o zaman Çevre Şehircilik Bakanlığı. Asbestle ilgili aslında durumu tam da özetleyen, yani aslında makamında olup işi yapması gereken kişi şunu söyledi. Bir, topu belediyelere attı, işverenlere attı, halka attı, şikayet edin dedi. Cezalar 2 milyona kadar çıkıyor dedi o yıl için. Şimdi para cezası işveren için daha önemli aslına bakarsanız. Hatta bununla ilgili hapis cezaları da var. Ama maalesef işte şikayet mekanizması. Mesela Ali Ağa'da o kadar şey oluyor, şikayet ettiniz mi? Basında çıkması demek şikayet ettiğiniz anlamına gelmez. Savcılar suç başvurdu, buldunuz mu? Yani anlatabiliyor muyum? Yani bunun ayakları var. Veya işte Serdar'ın Mark Piyade Fabrikası'nın yıkımında 13 bin metrekarelik yer, gazetelerde bandır bandır yazdı. İşte iş teftişe veya bilmem bir takım konulara şikayet edildi. Ha, diyor muyum? Bunun yolu da belli. Yani savcılar suç duyurusu. Yani bu bilgi tüm mekanizmaları, bu suç arkadaşlarımız dahil eden, ben o konuyu çok iyi bilmem, bu aşamaların işletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani buyurun. Son bir soru daha soracağım. Bu vejeteryan hastası olup da yurt dışı, yurt içinde herhangi bir merci bulamayıp AİHM ya da Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili herhangi bir başvuru ya da bir örnek var mı? Burada ikinci kısımda acaba çünkü örnek burada meslek hastalığı tanısının alınması lazım. O tanıdan sonra meslek oluyor ve yol açan hem işverenin hem de devletin kurumlarının pozitif eylem hükümlüğünü gerçekleştirmediği için şikayeti sona kadar tabii. Bununla ilgili anlatacağım bir dışından pek çok örnek var. Türkiye'de bu alan henüz açık bir şekilde tabii ki çarklar dönsün denildiği ve yavaşlatılmadığı için devlet işveren tarafında olduğu için sistemde tabii borç kısıtlacında bir şekilde işçiler hani ben hasta olursam çalışamam yani üstte yani çalışayım hasta da olsam çalışayım demesi için yani işçilerin boyunduruğu borçlar ve geçim sıkıntısı ama diğer tarafta çok açık. Şimdi sistem koruyor. Ama böyle böyle yani meslek hastalığı alınırsa, meslek hastalığı yapılacak süreçte bir de işverenin değil, devletin de işte yasayı koyan var. Kamu sağlık koruma sorumluluğu var. Bütün bunları o zaman acıma kadar bir süreçte bunlar yapılabilir. Bu dünya asbestin yasaklanması halk hareketleriyle oldu. Biz Türkiye'de bir tane mevzuat tercüme etti Avrupa. Gerçekten dünyada bir Avrupa'da bir asbestin yasaklanması tabandan halk hareketleri oldu ve teker teker bu halk hareketleri asbest seneler boyunca bile bile ölüme götüren işverenleri de hatta biz cezası bile aldılar doğrudan en üst düzeyindeki eternitin sahipleri.
bu süreçte göz yuman devlet kurumlarına dava ettiler, etmeye devam ediyor. Yani bugün halka, Türkiye'de kurulması gereken bir halk sağlığı, iş sağlığı hareketi var. O yüzden bu tek tek işçileri, borç kırkacıdaki işçileri boyuna bırakılmayacak bir örgütlenme meselesi. Sanırım ikinci kısımda da daha çok bunu kullanabiliriz. Filmi göstermiştik zaten o süreç anlatan filmi. Bırakın 5 dakika. Filmde konuşalım burada. Ayrı 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 ölçü. Onu da konuşalım.